Unutalım. Hadi bakalım. Uçağımız harekete geçti. Alan ortadan ikiye bölüyor. Baktığımız zaman iki takım da herhangi bir avantaj ya da dezavantaja sahip değiller. Ee, rakip takım 4 kişi eksik oynuyorlar. Biz de ilk maçta 4 kişi eksik başlamıştık ve daha sonrasında 8 kişi fark açılmıştı. Ardından maçı hızlı bir şekilde toparlayıp maçı e, nereden baksanız bir kişiyi bile kaybetmeden belki birkaç kişiyi kaybederek de olsa kazanmayı başarmıştık. Aynı şekilde ee, bu tarafta da e, yukarı taraflarda San Martin'de, Pekado'da da oyuncularımız bulunuyor. Loot'unu gerçekleştiriyorlar hızlı bir şekilde. Loot'umuzu yapıp harekete geçeceğiz. Oyunumuz 2-0. 2-0 takımımız önde. E, birazdan oyun yavaş yavaş hararetlenecek. Yavaş yavaş. Çatışmalar başlayacak. Rakip takım rotasyonda başlayacak. Umuyorum ki yine kendi aralarında sıkıntı yaşamazlar. Aşağı tarafta rakip takım 8 kişi bulunuyorlar. Maçta toplam 7 eksik oyuncu var. Evet bizden de birkaç kişi eksik olabilir. 7 kişi eksik girmişler oyuna. Evet. Haklısınız. 3 oyuncuları daha bağlanamamış. Ya da ee, olaya karışan oyuncuları çıkarmışlar tam anlamıyla. 7 kişi karışmıştı olaya. 7 ya da 8 kişi karışmıştı. Olaya karışan oyuncuları çıkarmışlar takımdan. Ya bizimkiler için kolay bir oyun olacak gibi hissediyorum. Evet bu ilk etap. Rakip bu ilk etabı şeyden dolayı istedi aslına bakarsanız. Hani uzun zamandır tecrübemiz yok böyle maçlarda. Böyle bir tecrübe kazanmak adına Maçı tek etapta değil de iki etapta belirleyelim. İlk etap %25 etkili olsun. ikinci etapsa %75 etkili olsun dediler. Bizim de e, işimize geldi. Takımımız antrenman yapmış oldu. Hem de e, bu maça yönelik daha fazla maç, daha fazla kararlılık gerektiren takıma yani e, daha fazla maç olacağı için daha fazla kararlılık sahibi olan takım maçı kazanmış olacak bu sayede. Ha bir, bir maç bile vermeden kazanırsak 7-0 kazanırsak da o da ayrı bir fantastik olay olur. Yukarıdan bir ekip geliyor. Bu arada Ayda gelen destek ekibine bomba geliyor Balkanlardan. Güzel bir bomba olacak, aramıza düşecek ama başarısız. Dark Knight Neşter tarafından araçla ezilmiş. Arkamızda bulunan oyuncular var rakipten. Kaldırttırmayacaklar galiba yerdeki oyuncumuzu. Ve Exiron'u, Exiron'u yazmaya çalışıyor ama başarısız. Sürekli başarısız hitleri var rakip oyuncunun. Çalışkanlar geldi hemen desteğe. Exiron yerde kaldı. Rakip buradan pushluyor. Papsi buradan direniyor. Arka taraftan da destek ekibi geldi. Bir oyuncumuz daha yerde. Başkanım da yerde burada. Başkanımı da düşürmeyi başarıyor rakip takım. Balkan takımı. Çalışkan aracıyla geliyor. Çalışkana bir sprey var. Çalışkanın canı çok az. Hemen bir şeyler yapması lazım. Çalışkan döndü orada ama maalesef ki çalışkan da yerde kalıyor. Burada takım arkadaşlarımızı bırakmak istemediğimiz için e, adam kaybettik dostlar. 3 kişi kaybettik. E, olsun henüz daha 4 kişi avantajımız bulunuyor. 4 kişi oyuncu avantajımız bulunuyor. Hiç sıkıntı yok. Kontrolümüz altında her şey. Yine sıcak bir çatışma başladı burada. Javis'ler, Closher'lar biraz agresif gidiyoruz. Yine rakip takıma karşı. Birazcık rushlayacağız buradan. Rakip takımın oyuncuları hala gelmedi bu arada. Hala gelmemişler. Red zone başladı burada. Bir oyuncumuz yerde onlardan da bir kişi yerde. Javis'e doğru kameramı ilerletiyorum. Javis'ten mükemmel spreyler geliyor. Bir oyuncuları yerde rakibin. Van burada sarıyor hemen sağ tarafta Ayda'yı görecek. Ayda'yı gördü Van Dijs. mükemmel bir spray. Ayda yerde. Van canı çok az. Hemen burada rakibin mangalarını araya aldık. Birer birer düşürüyoruz ekiplerini. Javis yerde kalmış. rakibin düşen oyuncularını yazıyoruz dostlar. Van acımıyor. Van yerde kalacak. Dikkat etmesi lazım. Van hemen geri çıktı orada. Evet bizimkiler yine bir kez daha baskıyı kurdular tepede rakip takıma yönelik. Arka taraftan asıl ekibimiz geldi. Rakip takım da buraya bir ekip getiriyor. Burada bir çatışma başlayacak. Kanaksu yerde kaldı. Kanaksu'yu düşürdüler ama biz de onların bir oyuncusunu düşürmeyi başarmışız. Crosslar burada çatışmada 2 cephe var şu an 2 cephe açıldı 2 cephede de çatışma sürüyor 5 oyuncumuz burada çatışıyor 5 oyuncumuz burada çatışıyor ve Birkaç oyuncumuz da burada çatışıyor 3 cephe var dostlar Çatışma 3 cepheye yayılmış durumda Cypex yerde kaldı Samatlılar burada e, Rakibe karşı direnç gösteriyorlar Çünkü sayı yönünden ve arazi yönünden Biraz avantajlı rakip Medicik burada yerde kalmış. Bir oyuncuları aşağıya açılmış burada. Atakan'ı gördü. Ezlul. Rezül Atakan'ı güzel gördü orada ama Javis'ten destek geldi hemen. Rezül yerde kaldı. Javis yerde kaldı. Javis'i kaybediyoruz. Diğer taraftan da bu bu taraftaki oyuncularımıza baskıları sürüyor rakibin. Rakibin oyuncularını wipeladık burada. Çok iyiyiz çünkü arkadan bir destek geldi. Arkadan aralarına sızan Swyru'lar var burada. Eee Tryhard Panna tek başına kalmış, tek başına kalmış ve Dreyart Panna da yerde kalıyor. Swyro'lar burada affetmiyorlar dostlar. Swyro'lar burada affetmiyor. Yukarıdaki ekibimize bir Azerbaycan e, ekibimiz, Azerbaycan TR ekibi burada arada kalmışlar. Bir oyuncularını düşürdük. Hemen burada da yeni bir cephe açtık ve Dark Knight geri doğru çıkıyor hemen. 3-4 oyuncuları burada, 4 oyuncumuza karşı rakibin. 4 cephede savaşıyoruz bu oyunda dostlar. 4 cephede savaşıyoruz. Ee, buradaki oyuncularından bir tanesini düşürüp yazdık. Hemen diğer cephelere dönelim. Buradaki cephemiz ne alemde? Hala burada direniyorlar. Samatlı aşağıda düşük. Ee, rakipten de bir düşük var aşağıda. Samatlı'yı alabilecek miyiz? Sanıyorum ki Samatlı'yı alamayacağız. Ama bu taraftaki ekibimiz başarılı bir operasyon sürdürüyorlar. Bu tarafı ele geçirmeyi başarıyorlar. Yukarı tarafta kayalara sıkışan balkan oyuncuları var. Aşağı tarafta da binaların çevresinde bize hakimiyet kurmaya çalışan balkan oyuncuları var. Oyuncularımız düşüklerimizi kaldırmak için harekete geçmiş durumda. İki düşüğümüz var. Bir smok geldi VX'den. VX burada yerde kalan samatlıyı kaldırmaya çalışacak. Bir bomba gelecek rakipten buraya doğru. Smok geldi bir tane. Rakip smoklayıp burada sarmaya çalışacak etrafımızı. Acaba kaldırabilecek miyiz Samatlı ve e, Selko'yu? Hemen Wix geri çıktı. Krimz ilerliyor. Samatlı can basmaya çalışıyor orada. Bir bomba geldi ve buradaki oyuncuları düştü. Selko düştü. Pardon buradaki rakip takım oyuncusuydu Selko. E, güzel bir spray geldi Krimz'den. E, Samatlı hemen intikamını alıyor. Samatlı Krimz'i yazmayı başarıyor. Yukarı taraftan Serebrumlar desteğe geldiler. Rakip burada yine köşeye sıkışmış durumda. Yine bir kez daha köşeye sıkıştırdık rakip takımı. Serebrumlar ee, yavaştan burayı kontrol altına almaya başladılar. Samatlı tek kişi kaldı düşman hattında. Acaba neler yapacak? Bir şeyler başarabilecek bir Samatlı? Samatlı'dan güzel bir e, spray denemesi geldi. Ve bayağı bir canını azalttı rakibin. Serebrum bir kişiyi düşürüyor orada. Evet rakibi yaklaştırmıyoruz. Yukarıdaki ekiplerine ne olmuş? Bir bakalım hızlıca. Onlar da burada zor durumda kalmışlar. Onlar da burada düşmüşler. 5 ee, kişiler yaklaşık olarak burada. Diğer ekipleri de burada zor durumda kalmış rakibin. Cerebrum yerde kaldı. Cairo buraya raşladı. Bu tarafta ekibimizi bir tık daha diğer tarafa götürmüşüz. Burada bir cephe daha açmak için çabalıyorlar. Çok dağınık oynuyor rakip takım. Burada bir cephe daha açılacak. Samatlı bir kişiyi daha düşürdü aşağı tarafta. Ama evet Samatlı burada tek başına oynuyor. Dört kişiye karşı. Bakalım Samatlı neler yapacak. Samatlı e, ee, sükunetini koruyor. Red zone düşecek. düşer mi acaba tepelerine diye bir endişem var. Bu tarafta bir çatışma başlamış. Bizden de onlardan da birer nok var. Bir bomba denemeleri gelebilir burada. İki takımdan da. Bizimkiler smoke çektiler galiba. Güzel bir bomba denemesi. Düşüğünü kaldırtmıyoruz. Closher burada atışına devam ediyor. Ruby yukarıdan sarıyor. Ruby yakaladı buradaki oyuncularını. Birer birer düşürüyoruz. İki oyuncuları yerde kaldı. Ruby yerde kalacak. Ve Ruby de yerde kalıyor. One Days bu arada yukarı taraftaki oyuncularını düşürürken. Ee, bizimkiler buradaki ekibi de Klosher e, ve Ruby e, Ve Bih Arada kalıyor Bih bir kişi daha düşürdü Klosher tek şansımız buradaki cephede Burayı alması lazım Klosher'ın Tek şansımız Klosher burayı almayı başarıyor Bu cepheyi de galip olarak e, Tamamlıyoruz buradaki oyuncularını da Bitiriyoruz bu cephede de galibiz dostlar Geriye sadece ve sadece Bir oyuncuları kalıyor iki oyuncuları kalıyor Rakibin Kyromax ve e, Pobra İki kişi kalmışlar. Samir bir kişiyi düşürmüş. Atakan'ı düşürmüş. E, i̇ki oyuncuları kaldı rakip takımın. Bizimkilerin ise 8... E, 12, 15, yaklaşık 17 oyuncumuz görüyorum. 18 oyuncumuzu görüyorum. Evet hani şeyi kontrol ediyorum. Acaba yılan var mı başka? Kenarda köşede yatan iki oyuncudan başka diye. Evet 18 oyuncumuz ayakta. Rakipten ise 2 kişi ayakta. Gayet yine e, 4 cephede savaşıp 4 cepheyi de galip bir şekilde e, tamamlıyoruz dostlar. Takımımız yine e, üstüne düşeni yapıyorlar. Takımımız yine üstüne düşeni yaptı. Aşağı tarafta iki oyuncularını bekliyoruz. Gelsinler, vuralım diye bekliyor bizimkiler. Acaba tava mı atacaklar yoksa tabancayla mı koşacaklar? Bekliyoruz bakalım. Nasıl bir e, oyun finali göreceğiz? İki oyuncuları var sadece alan dibinde rakibin. Pes edecek gibi de görünmüyorlar. Direnecekler sonuna kadar. Azerbaycan'dan selamlar diyenleri görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Son maçtayız. Final maçı 2-0 öndeyiz. Çarşamba günü ikinci etap var. Bugün 3 maç. Çarşamba günü 5 maç oynanacak. Bugünkü 3 üç maçın 3'ü de bizde kaldı. 3-0 olacak bugün. Ama ikinci maçın ben iptal edilmesi için e, centilmenlik adına başvuruda bulunacağım bizimkilere. E, organizasyon tarafına. Çünkü takımlarında e, takım oyuncularına vuran ateş eden oyuncular vardı. E, i̇ki tane takım vardı. Bu iki takımı çıkardılar. E, bu ikinci maç sayılmayacak ve üçüncü maç asla bakarsanız sayılacak. Bakacağız. Bunu talep edeceğim. Yani ikinci maçın iptal edilmesini talep edeceğim. Biz kazanmış olsak da e, birazcık rakip takımın e, dağılması, kendi arasındaki birbirine sataşmaları ve sürtüşmeleri sayesinde kazandığımızı da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bizimkiler de bu galibiyetten çok keyif almamışlardır ikinci maçın galibiyetinden. Ama üçüncü maçta çarpıştık, vuruştuk. En iyi şekilde e, maçı e, kazanıyoruz şu anda. Evet oyunun bitmediğini söyleyelim de kendilerini öldürmesin bizimkiler. Evet. 4 cephede savaştık. 4 cephede kazandık. Galiba bu maç bir video olsaydı bu maçın adı o olurdu. 4 cephede savaştık. 4 cephede de kazandık. Bir cephede bile geriye düşmedik dostlar. Belki de istikrarlı olarak PUBG tarihindeki en istikrarlı takım olabiliriz. Yani ee, ne kadar maç yaparsak yapalım PUBG Lite'da bu takımla hep kazandık. Hep kazandık. Sürekli galip geldik. İki tane oyuncuları kaldı. Onlar da kaçıyorlar. Alanda koşturarak ilerliyorlar. Alana girmeye çalışıyorlar. Arabalarını ters döndürmüşler anladığım kadarıyla. Ya da benzinleri mi bitmiş ne yapmış bilmiyorum. Kayaya mı saplanmış? Şöyle bir inceleme yapalım. Evet. Aracı kayaya saplamayı başarmışlar sanıyorum. Yok, öyle de görünmüyor ama PUBG Lite burası her şey mümkün. Evet, Klocher geldi. Klochura bir spray var burada. Klochleri vurdular. Evet, yerleri belli oldu. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bakalım nasıl bir oyun finali göreceğiz. Arabayla mı ezeceğiz? Drive by mi yapacağız? Tava mı atacağız? Vuruyor bizimkiler. Van Days vurdu bir tanesini. Ve yazdı hemen ardından. Son bir oyuncuları kaldı. Sol taraftan koşturuyor. Bizimkiler de onun üstüne koşturuyorlar. Bakıyorum Van Days'in elinde tava var. Morst'un elinde de tava var. Tava gelecek galiba. Oyuncuyu gördük. Van Days peşinde. Motorla üstüne gidiyor Jeyuxel. Jeyuxel yerde. Tava gelecek. Tavaya koşuyor 3 kişi bizden. Smokluyoruz her yeri. Arabalar geliyor. Bir kişi medici ezdi orada. Morse koşuyor üstüne. Tava mı geliyor? Tava mı geliyor acaba? Arayı alıyorlar. Tavaya gidiyoruz. Tava geliyor dostlar. 3 oyuncumuzu vurdu. 4. Shiv atladı üstüne. Reload yapıyor adam. Hadi vurdunuz onu. Tava geliyor Cross'tan. Mükemmelsiniz. Mükemmelsin Cross. Son oyuncularını da tavayla bitiriyoruz. Balkan oyuncularının. Ve ilk etapın galibi 3-0. E, TR Azerbaycan takımı oluyor. Türkiye takımı dediğim zaman dilim sürüşü Kusura bakmayın çünkü sürekli bu takımın maçını sunduğum için. TR Azerbaycan. E, kardeşlik takımı. E, Balkan takımını 3-0. Öne geçerek. E, kendilerine. Balkan takımına karşı 3-0 öne geçerek. Kendilerine bir avantaj kazandırıyorlar. Bu bir e, aslına bakarsanız. Böyle hazırlık maçı niteliğinde bir maçtı Çok fazla yaptırım gücü yoktu yani Maçın 4'te 1'i oranında etkili bir e, Maç olacak genelin 4'te 1'i Asıl maç çarşamba günü Best of 5 yani en iyi 5 dediğimiz e, 3-0 yaparsak Direkt 3. maçta bitiyor Yani 3 olan kazanıyor anlayacağınız kısacası